يتوارى من القوم وإذا بشر أحدهم بالأنثى. Onlardan biri dişiyle müjdelendiğinde, yani cahiliye toplumundaki insanlardan bahsediyor Cenab-ı Hak, dişiyle müjdelendiğinde ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, yüzü kararır, وَهُوَ كَظِيمٌ, içten içe öfkeye boğulur, yani içi muazzam bir öfkeyle dolar, depresyona girer yani adam, kızı olmuş diye. Niye? Çünkü şeytanın verdiği vesvese ile bunun aşağılık bir durum olduğunu, erkek adama yakışmayan bir durum olduğunu onlara bir şekilde kabul ettirmiş. Demin Hazreti Adem'in nasıl melekler nezdinde kendisini düşük hissettiğine dair soruyu kendimize sormuştuk hatırlarsanız. Vesvese dedik nihayetinde kaynağı. Burada da benzer bir vesveseyi tarih boyunca şeytan insanlara telkin etti ve özellikle erkekler üzerinden kız çocuğu sahip olmayı düşüklük olarak kabul ettirdi. Böyle bir algıyı yerleştirdi. Şimdi böyle bir algının hüküm sürdüğü bir toplumda bir insan dişi bir yavruyla müjdelenirse ne olur? Cenab-ı Hak anlatıyor. Diyor ki simsiyah olur, içten içe kederlenir, öfke dolar. Nasıl benden kız peydalandı diye kendisine kızıyor ve milletin kendisini ayıplamasına karşı da ne yaparmış? Yetevara, bizim aradığımız kelime burada. Yetevara minel kavmi, milletten saklanır, gizlenir. Yani işte üzerine bir kıyafetler alır, belki yüzünü örter, belki tenha yerlerde dolaşır, belki sadece gece çıkar. Yetevara minel kavmi, ortalıkta bir süre gözükmez. Yani bu ayıplı durumun ortadan kalkması ve söyleyin unutulması için. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, kendisine gelen bu kötü müjdenin kötülüğünden ötürü diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla toplumsal algının oluşturulduğu merkezlere dikkat etmeliyiz ve o merkezleri mümkünse yoğun bir şekilde biz kullanmalıyız. Başkalarına bu hususta fırsat çok vermemeliyiz. Çünkü bir algı hüküm sürmeye başladığı zaman onun öyle ya da böyle fertler olarak tesiri altında kalıyoruz. Bakın ne kadar güçlü bir algı ki kendi evladı üzerinden müjdeleneceğine, mutlu olacağına, yavrusu oldu diye adam paramparça oluyor. Ne kadar öfkeleniyor, kederleniyor ve bu algının etkisiyle evladını katledebilecek bir adım atabiliyor. Bundan kurtulabilmek için insanın içerisine nasıl çıkarım diye. Dolayısıyla algının yönetildiği, oluşturulduğu süreçler çok mühim. Gazete ise gazete, sosyal medya ise sosyal medya. Yani eskiden bu nedir? Kahvedir mesela. Veya Kureyş ortamı açısından o günkü nadileri, meclisleri, orada çarşılar, orada oluşturuyorlar. 3-5 neyse 10 kişi bir araya geliyorlar, onların konuşmalarında belli yargılar oluşuyor ve bunları insanlara yayıyorlar adım 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 en alt tabakaya kadar ve ondan sonra yer tahkim ediyorlar, yerleştiriyorlar. Bunlar norm haline gelmeye başlıyor. Ve yeni doğan her insan evladı bunlarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu inanca kadar uzanıyor. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam doğduğunda kendisine işte bunlar tanrı dediler. Bu putlar, bunlar ilahlarımız, ilahlarının çocukları neyse. Ve bunu yutturmaya diyelim, kabul ettirmeye çalıştılar. Buna karşı direnen, baş kaldıran, dediğim gibi tanrı bile oluşturabiliyorsunuz onun üzerinden. Bırakın moda oluşturmayı. Bırakın bir algı oluşturmayı, bir şeyi yüceltmeyi, bir şeyi küçük görmeyi, bir rengi yüceltmeyi, öteki rengi küçük görmeyi, bir şeyi daha giyen, yapan kimseyi daha havalı, daha işte üstün, ötekini daha düşük. Bunların hepsi derece derece ayar verilen bir süreç yani. Ve algıya dönüşüyor, kolektif olarak besleniyor ve yaygınlaşıyor. Dolayısıyla
Ne kadar bununla insanlar mücadele ederse ki emri bil maruf ve nehyan münker ile biz Cenab-ı Hakk'ın emriyle muazzam bir sosyal duyarlılık içerisinde olmamız gerekiyor. Çevreye karşı. Dolayısıyla bir yerde çıktıysa hemen onunla ilk etapta mücadele etmek benzer bir şekilde daha kaynağında onunla şey yapmak en kolay. Yayıldı mı, çoğaldı mı artık herkesi karşınızda buluyorsunuz. Herkes onu sahiplenmiş oluyor ve onu tekrardan toplumdan izale etmek, düşüncelerden kaldırmak olağanüstü zorlaşabiliyor. İşte Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şu Kureyş toplumunda hüküm süren kas katı algıyı onlara göre töredir bu ortadan kaldırması gibi. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ Garibim ne kadar büyük bir utanç içerisindeki milletten saklanıyor. Senin kızın olmuş diyecekler, ayıplayacaklar onu. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ Sonra bula bula kendisine bu ayıptan çıkabilmek için اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُنِنْ Bu aşağılık durumu kabullenerekten tutsa mı? Hun dediği orada işte bu اَذَابُ مُه۪ينَ'deki hunun aynısı. Yani aşağılık durum, alçaklık, düşüklük. Buna rağmen elde tutsa mı? Kıymayarak yani. اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَامِ Yoksa onu toprağa tepse mi? Desse bir şeyi bir yere tepmek, arasına böyle tepmek gibi. اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَامِ اَلَا سَأَ مَا يَحْكُمُونَ Bu ayette kişinin kendi kendisini saklayıp milletten kaçınması, uzaklaşması manasında yetevara kelimesini gördük. Hangi ayet hocam? Bu da Nahl suresi 59. ayetteydi. Evet, aynı kökten gelen başka bir kelime. Bir başka kullanıldığı yer hatta tevarat bil hicab. Fakala inni ahbabtu hubbal khayri dedi ki ben hayrı sevdim. Neden? An zikri rabbi rabbimin zikrinden ötürü. Hatta tevarat bil hicab ta ki hicab ile perdelendi veya bir perde ile gizlendi. Diyor ayet-i kerimede. Bu Süleyman Aleyhisselam'ın çok beğendiği, sevdiği atlarla ilgili olarak yaşadıklarına dair bir ayet-i kerimede. Bu atların perdelenerek artık gizlenmesi, örtülmesi hadisesini anlatan bir şey. Sonra o dedi ki perdelenince, kapatılınca رُدُّهَا عَلَيَّ Onları bana geri getirin dedi. Atları geri getirince فَتَفِقَ مَسْحًا Onlara böyle dokundu. بِالسُّقِ Hem boyunlarına hem وَالْاَعْنَاقِ Hem de bu şeylerine yani göğüslerine onlara dokundu. At öyle sevilir zaten herhalde. Böyle ayaklarına vurulur, boynuna vurulur. Peki başka kullanıldığı yer var mı? Evet, bu farklı köklerden gelen kelimelerdi. Böylece tevara kelimesinin şeylerine bakmış olduk.